Nominal ve etkin fonksiyonların ikisini kıyaslama olarak anlatmam gerekirse 10.000 lirama karşılık API ile aldığım değerle APR ile aldığım değer farklıydı farkındaysanız. API'in yıllık faiz oranının getirisi 10.000 lira 515 lirayken APR'ın getirisi 10.000 lira 510 liraydı. Bunların kıyaslamaları da etkin fonksiyon nominal fonksiyonunda farklı. Şu anda göreceğiniz şey etkin fonksiyon konu anlatımı aynı zamanda nominalin de fonksiyon olarak konu anlatımı. İkisi tek videoda. Buraya gelip de ben eğer etkin fonksiyonla hesaplatmaya çalışırsam faiz oranını uygulayacağım faiz için. Etkin dediği zaman etkinin bileşik faiz oranı nominal faiz APR yani noktalı virgül dönem sayısı. İkisinde de aynı şeyi yapıyoruz aslında ama birinde yüzdeye çevirdiğim zaman %5,1 bileşik faiz uygulanırken ikincisinde gelip nominale baktığım zaman etkin oran alıyor, APR alıyor ve buna göre dönem sayısı yine aynı olmasına rağmen yüzdeye baktığınız zaman arada ciddi bir fark çıkıyor. Biri %5,1, birisi %4,9. Demek ki bileşik faiz açısından bakarsak etkin fonksiyon, nominal fonksiyon birbirine göre farklı sonuçlar aldığını bileşik faiz olarak görebiliriz.